Sıfırdan başlama. Türk Halk tarafındaki akreditasyonu çok kaçtı. Çünkü Türkiye uluslararası aldığı yetki çerçevesinde bize yetki veriyor. Yani bizim yaptığımız bir hata, o kurumu zora sokuyor. O kurum da Türkiye'yi temsil ediyor uluslararası arenada. Türkiye Akreditasyon Kurumu, Avrupa Birliği Bakanlığı'na bağlı bir kurum. Yani Türkiye'nin hata yapma lüksü olmayan kuruluşlardan bir tanesi. Evet, çünkü diğerleri yaparsın, yani kendisi çalışırsa ama bu kuruluşun iyi hizmeti dünya ölçeğinde değerlendiriliyor. Olumsuz bir durum olması durumunda Türkiye temsil ediyor bu bilimsel. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Yani o bilimsel bilimi işte yapıyoruz. Müdürüm, bugünkü etkinlikle ilgili toplantı başlamak üzere. İlimizdesiniz. İş kurulu olarak bu toplantıya katılacaksınız. Neler söyleyeceksiniz? Bir iki cümle alalım sizden. Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfına giren birçok alanda bakanlığımıza bağlı mesleki yeterlik kurumu birçok özel firmayı akredite etmiş durumdadır. Birçoğunun mesleki yeterlik modülleri de yayınlanmış durumdadır. Tabii iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri çerçevesinde daha az iş kazalarına maruz kalabilme, hem işverenlerimizin hem iş arayanlarımızın, çalışanlarımızın daha doğrusu korunması adına bu tür faaliyetler önemli. Bugün de bir firmamız gerek kendi tanıtımını gerekse ülke ve millete faydalı olma adına bir program düzenlemişti. Kendilerini tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. İlçemiz adına, ilimiz adına, milletimiz adına güzel bir faaliyet. Allah kuvvet versin, güç versin. Yanlarında olacağız bizler de. İş arayanımızın, çalışanımızın, işverenimizin. Siz vermiş gibi şey yapacaksınız biz de işte. Teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Sağ olun. Müdürümden de bir iki cümle alalım. Müdürüm. Sayın Müdürümüz hakikaten bizim alanımızla ilgili çok dolu bir müdür. Bazen yaşıyoruz bu durumları. Hakikaten kendisi çok, konuya çok hakim. Mesleki yeterlik sisteminin Türkiye'de hem iş güvenliği açısından hem düzenli tertipli çalışma açısından hem de yaptığımız işi layıkıyla yapma açısından ne kadar önemli olduğunu müdürümüz çok hakim. Ben de çok sevindim. İnşallah bu konunun detaylarını biraz sonra seminerimizde anlatacağız. Birim olarak da kendimiz neden bu işi yapıyoruz? Ya da neden eğitim işi yapıyoruz? İş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanların sağlanması konusunda geçmişte yaşadığımız eksikliklerden yola çıkarak böyle bir işe giriştik biz. İnşallah onu detaylı olarak anlatacağız seminerimizde. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.